Saray Çiçekleri. Sizin için böyle kısa bir akşamüstü gece vlogu çekmek istedim. Bu akşamüstü bir cumartesi akşamı gün batımından itibaren neler yaptım, gün batarken neler yapmaya başladığımız, çimeneyi yakmak, ev işlerini, yemeği hazırlamak, böyle kısa bir paylaşım yapmak. Datça'nın dağlarında, doğanın içinde 3 kişi yaşıyoruz. Ben ve 2 çocuğum, Sita ve Prem. 4 köpek ve 3 kedi. Hep beraber aynı evdeyiz. Onun için biraz işlerimiz yoğun oluyor. Her gün sabah ve akşam bazı ev işlerini yapmazsak gerçekten ev yaşanmaz hale dönüşebiliyor. Evdeki işleri ve diğer sorumlulukları ya sabah ya da akşam ya da sabah akşam yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Sita ve Prem de bana çok yardımcı oluyorlar. Günümü daha çok kendi diğer işlerime ayırmaya çalışıyorum. O da belki birçoğunuz biliyor, yaşam sağlık koçluğu yapıyorum. Uzun senelerden beri profesyonel şekilde yapıyorum. Onun okulunu okudum, sertifikam var. Onun dışında köydeki kadınlarla burada bir yazma projemiz var. 1,5-2 seneye yakın onunla ilgileniyorum. O da bayağı bir zamanımı alıyor. Ve 1,5 seneden beri yine Türkçe vloglar yapmaya başladım. Sizin istekleriniz üzerine. Elimden geldiğince vloglar çekip, tarifler çekip, onları editleyip paylaşmaya çalışıyorum. Bir de ayrıca sosyal medyada da paylaşımlar yapıp yetiştirmeye çalışıyorum. Yaptığım bütün seçimler doğaya daha yakın olabilmek için, doğayla iç içe yaşayabilmek için ve doğaya uyum sağlamayı bir süreç, buna inanıyorum. Hayatımın çoğu zamanı çocukluğumda da doğada yaşadım, doğada geçirdim. Ama bitmeyen bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Gerçekten gün geçtikçe, aylar geçtikçe, seneler geçtikçe doğa bana o kadar çok şey öğretiyor ki ona daha çok uyum sağlamamı, onunla ahenk içinde yaşamayının öğretisi aslında hiç bitmiyor. Birçoğunuz bildiği gibi biz vegan bir aileyiz. Yemeklerimizi artık beraber hazırlıyoruz. Tabii ki çocuklar küçükken hep ben hazırlıyordum. Onlar da benden baka baka ikisi de öğrendiler. Güzel vegan yemekler yapmayı öğrendiler. Onlara öğretebileceğim en önemli şeylerden bir tanesiydi aslında çocukluklarında. Çok küçük yaşta onlara nasıl sağlıklı beslenebildiğini öğrettim ve amacım da onlara benden bağımsız hayatları boyunca kendilerine, sağlıklarına iyi bakabilmeleriydi. Çünkü inanıyorum ki
sağlıklı bir beden olduğunda bu bizim zihnimizi, özümüzü, benliğimizi, bütün hayatımızı etkiliyor. Onun için onlara verdiğim ilk derslerden bir tanesi gerçekten bedenlerine, zihinlerine ve özlerine iyi gelecek beslenme ve yaşam tarzı. Kendime bakmayı, kendimi daha iyi tanımayı, kim olduğumu daha iyi anlamama çok çok yardımcı oluyor doğa gerçekten. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda doğada yaşamaya, tekrar doğaya geri dönmeyi seçtim. Doğanın bana tuttuğu aynayla kendi özüme, kendi benliğime bakmama sebep oluyor ve özgürleşmeme yardımcı oluyor. Bütün kalıplardan, bütün şartlanmalardan özgürleşmeme, daha hafif yaşamama, daha sade yaşamama aslında sebep oluyor. Bu aslında dışarıdan görünen bir şey değil, daha içsel bir özgürlük, zihinsel bir özgürlük bile diyebilirim. Doğa bize kendi iç sesimizi duyabilmemiz, dinleyebilmemiz için alan yaratıyor. Bize içsel özgürlüğü gösteriyor kendi yaşam enerjisiyle. Aslında özgürlüğü yaşayabilmek için illa doğada yaşamak gerekmiyor. Nerede olursak olalım, en önemlisi bağlantıda kalmak, bağlantıda kalmaya zaman ayırmak. Özümüzle, benliğimizle, doğayla. Doğa çünkü her yerde, gökyüzüne baktığınızda da doğa yanımızda, doğanın kucağındayız. Gerçekten hayatta o dengeyi bulabilmek, dış hayata ihtiyacımız olduğu kadar içe dönmeye de ihtiyacımız var ve o dengeyi sağlamak aslında bence hayatımızda. Yoğun bir hayatımız olsa bile kendimize yalnız kalmaya, sessizliğe zaman ayırmak bence çok önemli. Kendimizden kaçmayarak yaşamak, yüzleşerek ve iç sesimizi duymaya alan bırakmak. Nerede olursak olalım aslında bunu yapabiliriz. Kendimizden kaçarsak, doğanın tam ortasında olsak bile o özgürlüğü yaşayamayız. Yapmamız gereken
tüm işleri, tüm sorumlulukları, tüm o koşturmaları daha az yorularak yapabilmek için bir günü ihmal etmeden bile sessizliğe izin vermek gerekiyor. Her gün unutmadan özümüz ve benliğimizle bağlantıda olmak, ondan kopmamak. Böylece dış etkilere karşı daha güçlü ve daha özgür bir şekilde bu güzel yolculuğa devam edebiliriz.